İnsanın hayali soy ağacı. Darwinist iddia bugün yaşayan günümüz insanının maymunsu bir takım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte günümüz insanı ile ataları arasında bir takım ara formların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda 4 temel kategori sayılır. 1. Australopithecus 2. Homo habilis 3. Homo erectus 4. Homo sapiens Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına Güney maymunu anlamına gelen Australopithecus ismini verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tükenmiş eski bir maymun türünden başka bir şey değildir. Australopithecus'ların çeşitli türleri bulunur. Bunların bazıları iri yapılı, bazıları ise daha küçük ve narin yapılı maymunlardır. İnsanın evriminin bir sonraki safhasını da evrimciler Homo, yani insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre Homo serisindeki canlılar astropitekuslardan daha gelişmiş canlılardır. Bu türün evrimin en son aşamasında ise homo sapiens yani günümüz insanının oluştuğu öne sürülür. Evrimci yayınlarda ve ders kitaplarında yer alan ya da medyada zaman zaman adı geçen Java adamı, Pekin adamı, Lucy gibi fosiller de saydığımız dört türden birine dahil edilirler. Bu türlerin de kendi içlerinde alt türleri olduğu kabul edilir. Ramapithecus gibi bir zamanların çok iddialı ara form adayları ise sıradan bir maymun olmalarının anlaşılması üzerine insanın hayali soy ağacından sessiz sedasız çıkarılmışlardır. Evrimciler, Astropitecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sıralamasını yazarken bu türlerin her birinin bir sonraki atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleontropologların son bulguları Astropitecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını gösterir. Dahası, Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok yakın zamanlara kadar yaşamışlar. Homo sapiens, Neanderthal ve Homo sapiens günümüz insanıyla aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır. Bu ise elbette bu canlıların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçersizliğini açıkça ortaya koyar. Özetle tüm bilimsel bulgular ve araştırmalar evrimcilerin öne sürdükleri fosillerin bir evrim süreci göstermediğini ortaya çıkarmıştır. İnsanın ataları olarak öne sürülen fosillerin bir kısmı maymun türlerine, bir kısmı da farklı insan ırklarına aittir. Peki, eldeki fosillerin hangileri insan, hangileri maymundur? Bunların herhangi birisinin gerçekten bir ara form sayılabilmesi mümkün müdür? Bu soruların cevaplarını görmek için söz konusu kategorileri sırayla ele alalım.